5 yaş vatandaşlarımızla ilgili sokağa çıkma yasağıyla birlikte koronavirüsüne ilgili ciddi tedbirler alınmıştır. Bu noktada da tüm minibüsçü, servisçi, halk otobüsçü esnaflarımızın özellikle 65 yaş vatandaşlarımıza yardımcı olmaları noktasında destek bekliyoruz. Özellikle siparişleri veya başka yardım istedikleri takdirde de tüm şoförler bizim bu noktada 65 yaş vatandaşlarımıza yardımcı olunmasını dile getiriyorum. Özellikle koronavirüs dolayısıyla gelirsiz kaldık. Sosyal barış ve ekonomik dokuyu yerle bir etmiştir. Bu durum virüsün sebep olacağı felaketten daha kötüdür. Ekonomik olarak minibüsçü esnafımız, servisçi esnafımız, halk otobüsçü esnafımız tamamen bitmiştir. Bankalar ödeyemiyoruz, SGK'mız ödeyemiyoruz, elektrik, doğalgaz faturamız ödeyemiyoruz. Hiçbir gelirimiz olmadığı için, bizim tek gelirimiz toplu taşıma olduğu için bu noktada özellikle de devletimizin toplu taşımayı kullanmayın çağrısından sonra da Türkiye'deki tüm minibüs sektörü, halk otobüsçü taşımaları, servisçi taşımaları ekmeğe muhtaç olmuştur. Bu noktada özellikle devletimizden büyük destek bekliyoruz. Minibüsçü, servisçi ve halk otobüsçü esnaflarımız bu borçları nasıl ödeyecek? Bunların gelirleri nasıl dengelecek? Bununla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Özellikle son anda açıklanan ekonomik paketle ilgili, koronavirüsüyle ilgili küçük esnafı kapsamamaktadır. Tamamen bizler hayal kırıklığına uğradık. Açıklanan paket büyük esnafları, büyük iş adamlarını, fabrikaları kapsamaktadır. Küçük esnafımızı, şoför esnafımızı kapsamamaktadır. Bu noktayı, bu ekonomi paketle ilgili özellikle ve özellikle toplu taşıma esnafıyla ilgili özel bir ekonomik paket açıklanmasını devletimizden rica ediyoruz. Devletimiz şoför esnafıyla ilgili destek paketi açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. Malatya esnafı deprem zaten bizi bir kez vurmuştu. Arkasında koronavirüsüyle ilgili ekonomik olarak tamamen dibe vurduk. Malatya ve Elazığ esnafı için özel ekonomik paket açıklanmasını devletimizden bir kez daha rica ediyoruz.